Geliyor. Ne güzel sizleri görmek. Sizi görmek Sizin de çok güzel, aynen. sağ olun. Peki. Bu kadar mıyız yoksa bekleyelim Bu mi? kadarız, bu kadarız. Üç Tamam. kişiyiz biz, Peki. sizle birlikte dört. Tamam. Nasılsınız hocam, nasıl gidiyor? İyiyim. Sizleri İyisiniz. gördüm. Daha iyi oldum. Ne güzel bir platform kurmuşsunuz. Çok hoşuma gitti. Hakikaten çok gururlandım. Herkes şeyde mi? Siyaset bilimi okuyor yoksa farklı bölümlerde mi Yok seçiyor? hocam, bizde Farklı seçen. 100-150'ye yakın şey var, öğrenci var. O Tamam. yüzden bütün bölümlerden hemen hemen öğrencimiz var, yani gönüllü hepsi. Biz de Harika. gönüllüyüz. Peki ilk kuranlar hangi üniversite çıkışlı kurdular? Kimin aklına geldi? Marmara Üniversitesi Marmara Siyaset Bilimi. Üniversitesi. Evet. Peki, tamam. Harika. Şimdi aranızda Marmaralı var mı yoksa başka üniversiteler mi? Benim İstanbul Üniversitesi. başka. Benim Peki hangi? Maltepe Benim de. Üniversitesi. Boğaziçi'ndenim ben. Peki, Dolunay çok memnun oldum. Benim Ben de. lisansım Boğaziçi Üniversitesi. Onun için şey ne denir? Çok daha Kıymetli. memnun oldum. Böyle kendimi gördüm biraz sizden sonra Hocam bir de sosyoloji gelince. çıkışlısınız sanırım. Evet, Ben de aynen. sosyoloji Ay harika. Bak ne okuyorum. güzel. Evet. Bizler orada sana yer bırakmışız öyle diyelim. Evet, Peki çok gurur tadını duydum çıkar. sizi de Çok görünce. keyiflidir. Çok çok keyiflidir. Çok keyifli bir Biraz birlikte olur. yoruyor, zorlayıcı ama bakın. Aynen. Peki nasıl bir şeyle başlayalım? Ne istersiniz? Hocam öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz bu Zoom yayınını YouTube hesabımızda yayınlamak istiyoruz. Sizden de izin istiyoruz bunun için. Tamam. İzin verirseniz Hiçbir yayınlayacağız. sorun yok tabii ki yayınlayabilirsiniz. Biz arkadaşlarımızdan toplu soru aldık. Onları size zaten Tamam. atmıştık daha önce. Onları soracağız Evet. size. Tamam. Peki. Nasıl Ama isterseniz? arada hocam spontane soru gelirse sorabilir miyiz onları da? Tabii ki, Bazen tabii ki. geliyor. Tabii ki her şekilde bir de şu var yani sorularınızın kapsamı çok geniş olduğu için bir Zoom toplantısına sığmayacak kadar fazla şey birikebilir. İsterseniz böleriz de yani gidişata göre nasıl isterseniz doğaçlama da sorabilirsiniz. Aklınıza farklı bir şeyler de gelebilir. Çünkü o sorularınızda şey var birbirine bağlı olanlar birbirinden çok bağımsız olanlar var. Farklı farklı konular var açıkçası. Hani yorulmadan, herkesi de yormadan güzel bir şey toplantı yapalım. Tamamdır hocam. Tamamdır. Belki ileride canlı video çekimli bir daha uzun bir Nasıl röportaj yapabiliriz. isterseniz. Umarım Siz de korona biter. severseniz. Nasıl isterseniz. Alıştık zaten artık bilgisayarla yaşıyoruz. Ben de bu canlı yayınlar konusunda galiba biraz önce davrandım. Birçok hoca sağ olsun hem onlar da başlattılar. Ne kadar çok yaparsak, ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar verimli olacağını düşünüyorum. Eskiden sınıflarımızdaki performanslarda belli öğrencilerle aramızda kalırdı her şey. Şimdi ne güzel kamuya açılabiliyoruz. Bu da iyi. İyi tarafından da bakmak lazım. Yoksa şeyi kaybederiz. Değil mi? Dinamizmimizi Evet kaybederiz. hocam. Yani bu Peki. çağda bu gerekiyor. Bunu da yapıyoruz biz Kesinlikle. de, siz de yapıyorsunuz. Kesinlikle. Ben o zaman Biz ilk biraz soruyla. tabii Heh. biz biraz tarihe de tanıklık ettik galiba. Ben Dolunay kadarken bizlerin bilgisayar dersi almamız dördüncü sınıfı bulmuştu ilk defa. Yani öyle şey yok. Şimdiki bildiğiniz diller yok. Böyle bilgisayar edinmemiz falan bizim çok çok sonra oldu. Yaklaşık 94-95 dönemi. Üniversitede ben daktiloyla soru yazdım hatırlıyorum. Yani bizlere de sorular öyle gelirdi. Onun için bizim nesil olarak bizim kuşak çok şey yakaladı. Hani o çevirmeli telefonlar yok, tuşlamalı dijital ortam. Açıkçası biraz kendimizi de şey görüyorum. Hani nasıl diyeyim? Biraz ucundan iyi adapte olduk diye de motive etmeye çalışıyorum. Ama bizden önceki kuşak çok daha zorlanıyor haliyle. Evet hocam. Siz tabii içine doğdunuz. Sizi de bakalım 25 yıl sonra neler bekleyecek. Bakalım hocam. Peki. Ben o zaman ilk soruyla başlayayım. Tamam. Sınıfsal ayrımlarla çok daha net yüzleştiğimiz bu dönemde işçilere ve personellerine, yani mavi yaka işçilerine yönelik yöneticiler nasıl bir tutum aldı veya almalı? Şimdi aslında isterseniz nasıl olmalıdan konuşalım. Çünkü neyi yapıp yapmadıklarını öğrenebilmek için kapsamlı bir araştırma yapmak lazım. Bu dönemde evet bir takım şeyleri test etmek için bir takım araştırmalar yapıyoruz da bir takım çalışmalar yapıyoruz ama bizim ülkemizdeki en büyük güçlüklerden biri bilimsel çalışma yaparken bize verilecek katkı.
açıkçası yoruluyor insanımız, sıkılıyor biliyorsunuz bu tür çalışmalara katkı verme konusunda. Öyle birkaç kişiye sorularak da genelleme yapılamaz. Onun için isterseniz sorularınızı hep ne olursa daha iyi bir dünya yaratırız, ne olursa bizler biraz daha mutlu oluruz, onun üzerine kuralım. Ben çünkü artık gitgide daha çok ütopyalar üzerine çalışmaya gayret ediyorum. Çünkü onları çalışınca bana iyi geliyor. Neler yapılması gerektiğini biliyorum ama yapılmadığını görmek ya da yapılamayacağını bilmek veya insanın dirençleri, insanın alışkanlıkları ve frenleri bir yandan da üzülmemize ve kırılmamıza neden oluyor biliyorsunuz. Benim için şöyle bir şey söyleyeyim. Yani toplum bilimci gözlüğümle baktığımda bir işletme bir şekilde her çalışanıyla var olan bir süreç ve koca bir sistem. Siz ondan bazılarını çıkarıp yok ettiğinizde veya senin yerine seni artık çıkartıyoruz, bunlar çalışacak veya senin yaşayabilecek bir para sana vermiyoruz dediğimizde aslında süreci kendi elimizde tıkamaya başlıyoruz. Çünkü bugün her ülkenin kültürel olarak yaşam dengesiyle ilgili belli bir ekonomik gider var biliyorsunuz. Ya yani bunlar biliniyor artık bu rakamlar. Bunların sağlayıcısı olmak bir işletmeyi varoluşunu artırır mı? Evet. İnsanı desteklediği sürece sistem çok daha bizden yana bir dünya yaratır. Ama şu an gitgide biliyorsunuz modernite sonrası teknolojinin de etkisiyle insanı yavaş yavaş sistemden çıkarıp biraz daha makineleşme, biraz daha teknolojiyi onun yerine getirip hani daha az başımız ağrısın gibi bir dünyaya gidişat söz konusu. Bu da tabii bizim tamamen aleyhimize olacak insanın. Yani özellikle bugün doğan şeyleri düşünün, bireyleri düşünün. Hangi ülkede doğarsa doğsun bir şekilde hani hem iş sistemleri onu köleleştiriyor, bizler öyle yaşıyoruz artık, hakikaten köleleştirmiş durumda. Ama bir yandan da teknolojiyi bize hizmet etmesi için var edeceğimize sanki biz onun hizmetkarı oluyor gibi davranıyoruz. Onun için de ne yapıyor? Teknoloji bizi devreden çıkartmak için bir şekilde aramızda sanki biraz kavga var. Fakat bilim ilerledikçe de İnsanın lehine üreteceği süreçlerde işte bu ince çizgiyi çok iyi ayarlaması lazım. Mesela korona süreci. Evet, risk faktörü çok yüksek bir dönemden geçiyoruz. Belirsizlik çok fazla. Öngörü o kadar kolay değil. Ki biliyorsunuz bilimsel kurumlar da bir şekilde çok zorlandılar. İşletmeler çok zorlandı. Üniversiteler çok zorlandı. Ve üstelik de şu konuda da eşitlendik. Yani Hindistan'dan Amerika'ya eşitlendik. İşte Kanada'dan İran'a eşitlendik. Aramızdaki kültürel farklar da bir anda çok naif hale geldi. Çünkü bu virüs bize çok deneyimsiz, yani bilinç düzeyimizde vardı evet bu teknolojiyle baş etmek ama bir türlü yapmıyorduk. Bir türlü alışkanlık düzeyine getirmemiştik. Onun için de işletmeler önceki hani hem maliyet açısından onlara çok büyük bir avantaj oldu tabii böyle bir evden çalışma ya da bazı kişilerin işte gidip gelmemesi veya o binalar, koca koca binaların tüketimle ilgili bir sürü biliyorsunuz harcaması var. Onların durmasını lehte kabul etmek lazım ama bu lehte tavrı insana dönük mü kullanacak acaba işletme? Dikkat ederseniz belli işletmeler ön plana çıktı. Ne yaptı? Hizmet vermeye başladı. Hizmet verişiyle ilgili de tedbir aldılar. Onun için onlarda yükselen bir trend gördük. Yani özellikle işe alımı istihdam konusunda da artırması gerekenler var günümüzde. Şu an yeniden revizyon geçirmek zorunda olanlar var. Ve maalesef kendini artık adapte etmezse yaşayamayacak durumda olanlar var. Bu durum bizi en sonunda neye getirdi? Hem bireysel tedbirler açısından hem toplum açısından başka bir alışkanlıkla, başka bir tedbirle yaşamak pratiklerini önümüze koymamızı gerektirdi. Bu konuda ki Türkiye'yi ben hani diğer ülkelerle belli bir anlamda kıyasladığımızda gene hani o pratik zekamızın verdiği etkiyle Türkiye'nin en büyük üstünlüğü bu biliyorsunuz. Bir sorunla karşılaştığı zaman hemen o direksiyonu kıvırmayı bir şekilde hani E5'te giderken estetik meselesi kıvırmayı beceren bir kültürel altyapımız var. Burada çok enteresan, hani öngörüleri, sezgileri ve stratejik yönetim konusunda güçlü ülkeler bir şekilde durdular. Ne yapabileceğini bilemeyenler,
acaba akışa mı bıraksak diyerek çok ciddi zararlar gören ülkeler oldu. Ki göreceli biliyorsunuz, hani daha çok biz dünyanın ortasında yer alan bir ülke olduğumuz için daha batıya yöneldiğimiz zaman sanki işleri daha iyi yapabileceğini düşündüğümüz, daha çevik olabileceğini düşündüğümüz hem kurumlarıyla hem toplumsal anlamda belli ülkelerin birazcık durduğunu ve hatta nasıl diyeyim, bizleri şaşırttığını gördük, öyle söylemek belki daha doğru olacak. Mesela sağlık sistemi konusundaki güçlükler ortaya çıktı. Aslında bu dönem ülkelerin ve bireylerin kendi problemlerini ortaya koyup onları çözmek adına çok ciddi ders çalışacakları bir dönem olarak değerlendirilebilirdi. Bu son 3 ayı, son 6 ayı konuşursak. Yani 2020'ye girdiğimiz andan itibaren hem ülkeler bazında, ülkelerin siyasi politik anlamda yöneticilerini veya kurumların yöneticilerini düşünürsek şöyle diyebilirdi bu 6 ayda. Biz yeni dünyayı nasıl karşılayacağız? Çünkü şu an bir artık risk toplumuyla karşı karşıyayız ki bu hepimizi içeriyor. Sadece bizi ya da birkaç ülkeyi değil, küresel anlamda bütün dünya artık riskle yaşamayı öğrenmek zorunda. Ve bunu tekrarlayacağı biliyorsunuz söz konusu. Bakın herkes Eylül-Ekim ayını konuşuyor. Acaba orada ne olacak diye konuşuyor. Bireylerin şöyle soruları var. Mesela öğrenci arkadaşlar diyor ki ben o ev kiramı ödeyerek acaba okuluma gelebilecek miyim? Evimi tutmaya devam edebilecek miyim? Bir kısmı diyor ki ben ailemi yanında okuyacaksam üniversite bana belli bir birey olma özgürlüğü de sağlayacaktı. Başka şehre gidecektim. Ben tercihimi nasıl yapacağım? Çünkü üniversite sınavından çıktılar. Biliyorsunuz 15 gün sonra tercih yapmak durumunda kalacaklar. Birçok arkadaş ailesinin yanında kalma ve oradaki üniversiteleri değerlemeyle hani aklında, hedefinde veya nasıl diyeyim, özendiği, gitmek istediği belli yeri belki de hem ekonomik anlamda hem de koşullar bağlamında durdurmak zorunda kalacak. Onun için bu olay hepimizi, işletme yöneticilerine dair, hem olumlu hem de olumsuz yönden aynı anda çok ciddi olarak etkiledi. Şimdi önemli olan şu, bir hasar tespiti çalışması yapması lazım bütün kurumların. Bununla birlikte işte çalışana en az zarar vererek, yani çalışan ancak koşullarını alıp emekli edilerek yerine birisi getirilebilir. Şu an mevcut çalışanlardan bahsediyorum veya tercihen ayrılabilirler, olabilir. Bu düzende bellileri çalışamayacak belki de. Diyecek ki ben bu teknolojik ortamda çalışamayacağım. Mutlaka belli firmalarda ya belli üniversitelerde öğretim üyelerine dahil olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben bu şekilde çalışmak istemiyorum diyebilir. Onun için bence şu an yöneticilere şu düşüyor. Hakikaten ciddi anlamda nabız tutmak zorundalar. Hem belki İK aracılığıyla, insan kaynaklarının aracılığıyla ne istiyor, ne talep ediyor, neyle daha rahat gündemde çalışabilir, neye ihtiyacı var? Ha, ekonomik anlamda da biraz ülkelere şu düşüyor açıkçası. Bu kadar çok istihdamla ilgili sorun yaşamak bence bizim bizim yaratma gücümüzü kullanmamamızla ilgili. Çünkü şu an bizler, her ülkedeki vatandaş olarak söylüyorum, etrafımızda işin olduğunu görüyoruz. İşte bu işi doğru insanlarla karşılaştırmak, doğru insanlarla buluşturmak adına bizim bir takım çalışmalarda bulunmamız gerekiyor. Çabalarda bulunmamız gerekiyor. Onun pek yapılmadığını görüyorum. Bütün ülkeler bazında bunu söyleyebiliriz. Onun için dikkat ederseniz dünya anlamında küresel bir krizden bahsediliyor. Onun için işten çıkarma ve maliyetleri şu an en sona atarak düşünmesi lazım bir işletmenin. O da şöyle, ayakta kalmanın başka yollarını bulması lazım. Ne gibi? Networklerle, takımlarla ayakta kalınacak. İşbirlikleri daha fazla yapılacak. Daha yönetişim politikalarıyla artık bir şekilde yönetmeye gayret edeceğiz. Ne demek? Şeffaf olmaya gayret edeceğiz. Açık olmaya gayret edeceğiz. Çünkü artık öyle bir noktaya geldik ki yalan çok sırıtıyor arkadaşlar. Dürüst olmayan işler çok sırıtıyor. İnsan artık kabul etmiyor bunu. Yani bünyemize ters geliyor. Anlıyoruz. Hele günümüzün bu teknolojik çağında herkesin her şeyden haberi var. Onun için hani halının altına süpürmekle o iş olmuyor. Onun için soruya çok kısa bir cümleyle şöyle söyleyebilirim yanıt vermek için. Orada çalışan mavi yakalı arkadaşlar olmazsa zaten bizler de olmayız. Onlar üretecek ki
ya da bizler belli anlamda ürettikten sonra tüketeceğiz ki bu çark dönsün. Ama kapitalist sistemin bütün dünyaya yayılışıyla, bu zihniyetle sadece tüketelim, birisi üretsin, bize ne, biz oturduğumuz yerden para kazanalım, bunun da yolunu arayalım dersek, hakikaten bunu, bu zihniyetin daha fazla süremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü geri planda çok daha hazırlığı olan, çok daha farklı planlarla karşımıza çıkacak bence ülkeler ve politikalar olacaktır. En azından sizin geleceğiniz için de düşünüyorum açıkçası bunları. Evet. Başka bir detay var mı soruda? Bir bak istersen. Şu an yok hocam. Peki. Gayet açıklayıcı cevap verdiniz zaten. Teşekkür ederiz. İkinci sorumuz hocam. Ders seçim zamanlarında bile öğrencileri hayal kırıklığına uğratan bu üniversiteler teknoloji korona sürecinde teknoloji bakımından sizce başarılı oldular mı? Gerçi demin biraz cevap verdiniz aslında girişte siz de buna. Şöyle tamamlayayım o soruyu açıkçası. Bugün artık en iyi yapan her şeyini açık olarak ortaya koyuyor. Neyle en iyi yapıyor? Neden o en iyi? Neleri tercih ediyor da bir numarada ya da ilk beşte? Şimdi artık bu ilk beşte olanları, bu işi çabuk halledenleri, kolayca bu işin üstesinden gelenleri işte şimdi kopyalamak zamanı. Eğer kopyalamak söz konusuysa. Başarılıyı ve iyiyi tabii biz de kendimizin özelliklerini sentezleyerek çok daha iyisini yaratmak üzere bir rekabet alanı açmalıyız. Ama bu rekabet aynı zamanda işbirliği alanıyla açmalıyız. Sadece ben varım, diğeri benden sonrası tufan zihniyetiyle değil. Bir numara nasıl bir numara olmuş? Teknolojik altyapıyı nasıl doğrultmuşlar? Dersleri daha verimli nasıl kılmışlar? Öğrenciye ne daha iyi gelmiş? Öğretim üyesi neyle daha rahat etmiş? Bu soruların cevaplarını istediğimiz zaman bir günde toplarız arkadaşlar. Çok basit. Çünkü hepiniz nasıl bir eğitim aldığınız zaman kendinizi daha iyi hissettiğinizi, ne yaptığımızda bu işin kötü olduğunu, bana neyin iyi olduğunu ve kötü geldiğini biliyorum. Ve bunu açıklamakta da hiçbirimizin neyi olmamalı? Tereddütü olmamalı. Bizlerin ve bizden sonraki neslin geleceği için. Onun için bugün YÖK bir rapor yayınlandı zaten üniversitelerle ilgili. Çok enteresan, hiç umulmadık üniversiteler aslında. Sıralamada çok çok iyi gitmişler bu teknoloji yönetimi konusunda. Çünkü altyapı meselesi, altyapıyı doğrultmak meselesi, işte size iş imkanı aslında. İş alanı. Yani Türkiye'de hiçbir nokta kalmamalı ki internete ulaşamaması. Hiçbir öğrencimiz olmamalı ki bilgisayarı, cep telefonu veya internet paketi olmasın. Anlatabiliyor muyum? Buna kafa yormamız lazım. Bunu yaptığımız andan itibaren bence gelecek önümüzde çok daha nasıl diyeyim olasılıklarıyla belirmeye bir sürü seçimle karşı karşıya geleceğiz ve bu da bizi rahat ettirecek. Gayet basit. Ya, çok açık aslında. Yani neyin yanlış olduğunu görüyoruz. O zaman dert ne? Düzeltmek istiyor muyuz? Bu sorunu çözmek istiyor muyuz? Bunu bir birey de, bir kurum yöneticisi de ya da toplumsal anlamda siyasetçinin de sorması gereken soru bu. Burada bir terslik gözüküyor. Peki ben bunu çözmek istiyor muyum? Çünkü çözmek istiyorum dediğiniz andan itibaren bütün ülkeler aslında aynı sorunla bir eğer gündemdeyseler biliyorsunuz zirveler düzenleniyor. Mesela Davos'a gidiyorlar vesaire bütün dünyadan akın akın geliniyor. Kurumsal bir problemse kurumdan fikrini alacağınız insanlar var. Her kesimden bellileri size fikir verir. Ha tek bir kişiye sorarak yönetilir mi? Hayır yönetilemez. Bu kadar basit. Bilakis zıtları veya farklı düşünenlerden de fikir almam gerekli ki bir optimum nokta bulayım. Bir o şekilde yönetmeye çalışıyorum. Öbür türlü kendi muhalefetimi geliştireceğim için bu bana uzun vadede iyi gelmez. Beni yıpratır. Öyle düşünün. Hocam ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii buradan. Ki Dolunay. Siz de bir öğretim üyesi olarak bu uzaktan eğitim sürecine tecrübe ettiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıldı sizin için? Önceki dönemlerle karşılaştırıldığında. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bir sosyal bilimci olduğum için benim için insanı karşımda görmek, onun beden dilini okumak, yüz yüze iletişim benim için çok kıymetli. Yani bunun bir bedeli yok arkadaşlar. O konuda ben çok acı çektim. Ama teknoloji yönetmeyi daha küçük yaşlardan beri meraklı birisi olduğum için hakikaten bu yayınlar, adaptasyon derslerimi yapmak, hani şimdi şey eleştirisi var ya slide okuyan öğretmenler.
öğretim üyeleri. Ben slide, yani slide benim için hakikaten çok ciddi şey bir araç. Olsa da olur, olmasa da olur. Ben derslerime de öyle bir slide yüküyle girmem. Şimdi de görüyorsunuz, alırım sazı elime. Öğrencilerle birlikte konuşarak, hatta onları da çok suskun kılmayarak, karşılıklı diyaloglarla ders yapmayı sevdiğim için beni şu mahvetti. Onlar var mı yok mu bilmiyorum. Bir isim listesi var. Ben anlatıyorum ve bir duvar gibiyim. Ama ve 50 dakika ve sürekli geri sayan bir şey var. Hani sınıfta olsak istersek 1,5 saate çıkarız, istersek ara veririz, istersek ay çok yorulduk bir duralım su içelim deriz. O geri sayanla yarış meselesinde ay bu çok zor dedim. Yani itiraf edeyim çok zor dedim. Onun için ikide bir öğrenci arkadaşlarımdan böyle hani bir laf atan bir şey sorana nasıl teşekkür ediyordum biliyor musunuz? Çünkü şey biri orada yani. Çünkü hiç olmaya da bilirler. Denetleyemiyorsunuz ki. Bilgisayarını açar. Hatta bana okul herhalde dersimi seçen öğrenci sayısı fazla olduğu için aynı anda girerlerse ne olur endişesiyle pazar sabahı 9'a ders kondu. Ve biz hepimiz 8'de saat kuruyorduk. Ama o arkadaşlar saat 9'da dediğim gibi haydi uyanınla derse başlamak. Tabii hiçbirin yani nasıl diyeyim kültürel olarak da alt üst olduk. Pazar sabahı 9 hangimizin alışık olduğu bir saat. Ve şeyiz 4. sınıflar benim hani yolcu etmekte biraz da hüzünlendiğim gruptur onlar. İsimlerini görüyorum ama mimini görmüyorum. Ya anlattığım şey ona iyi geliyor mu gelmiyor mu? Onun için Dolunay'cığım o süreç çok zordu. Ama şu çok kolaydı. Belki ailesinin yanındaydı. Belki yurtta değil. Para harcamıyor. Anlatabiliyor muyum? Belki evinde. Hele internet paketinin ve bilgisayarın olduğunu biliyorsam, yani öyle bir ekonomik zorunluluğu olmadığını bildiğim bir öğrenci arkadaşım için de hani oturduğumuz yerde ders yapıyor olmanın da keyfi vardı. Şimdi onun için dedim, ya hep bıçak sırtı, hep çok iyi yönü var ve çok olumsuz tarafı var. Maliyetlerimiz açıkçası azaldı, haksız mıyım? Kredi kart harcamalarımız düştü. O anlamda da bütçelere katkıda bulundum. Orası iyiydi ama şey çok kötüydü. Hani bir espri yapmak istiyorsunuz. Şey gibi bu. 5 dakikası ha 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 gelmesi gibi düşünebiliyor musunuz? tabii çünkü özellikle şimdi fen bilimi, doğa bilimci arkadaşların güçlüğü çok başka. Düşünsenize inşaat mühendisi yetiştireceksiniz. Buradan yetişir mi bir arkadaş? Yani önünde düşünün ki işte 3D printerların bilmem ne olduğu dönemde ya da sanal gözlükle bir şeye bakabileceği dönemde ders anlatıyorsunuz buradan. Onlar için ayrı zorluk. Düşünsenize doktor yetişecek. Hani nasıl yani? Hani hologram falan ondan tıp eğitimi var. Hiçbiri yok şu an evinde, odada. O kısmı çok şey, tatsız mı diyeyim? Zor. Ama şey güzel, bir anda dersinize bambaşka insanlar da dinleyebiliyor. Mesela o güzel. Sizin bizle yani sınıftan çıktık, o iyi oldu. Birçok hocamızın, ben de mesela çok iktisat hocalarını takip ettim. İnanılmaz şeyler öğrendim. Bir tanesi, güldüreyim sizi, İTÜ'de bir yapay zeka konferansına katıldım. Meğer hoca elektronik mühendisiymiş. Tabii öyle bir anlatıyor ki yapay zekayı. Ben bir tane anlamak için böyle çabalıyorum. Bana çok... Ama beni mesela kabul etmesi çok hoştu. Normalde nasıl gideyim vakit bile bulamam. Yani öyle bir öğretim üyesinin dersine girebilme zamanım olmaz. Haberiniz bile olmazdı belki. Aynen. Sizler ne yaptınız peki? Sizlerin nasıl geçti? Ben zaten sokağa çıkma yasağı olmadan ailemin yanına gidemedim. Hala İstanbul'dayım. Ailemden uzaklıyım. Evet burada kaldım. O sürede... Öğretmenlik yapıyorum, matematik öğretmenliği okuyorum diye öğrencilerimle online ders yapıyorduk. Zaman konusunda çok verimli oldu. Bir günde normalde tek öğrencimle ilgileniyorken teknoloji anlamında 3 öğrencime de ders verebildim. Biraz kopmalar oluyordu evet iletişim konusunda dediğiniz gibi. İşte acaba orada mı, acaba dediğimi anladı mı, başka bir şeyle ilgileniyor mu tarzında. Ama atlattık süreci, sınava girdiler. Ben kendi adıma da dediğim gibi Dolunay da söyledi. Haberim olmayacağı birçok sertifikanın derslerini aldım. Birçok sertifika aldım.
belki ilgim olup ama bunu fark etmediğim birçok şeyde kendimi geliştirdim. Resim yaptım. Harika, harika. Hobilerine de geri döndün yani sonuçta. Çok, çok, çok i̇şte, iyi geçti. Onu diyorum tam da. Yani çok boyut da kazandırdı hepimize. Yani zaman da kazandırdı. Kendimizi tanımak adına biraz daha farklı, nasıl diyeyim, kendi içimizdeki, hani içteki madene geri döndük. Bakalım içeride daha fazla ne var gibi. Peki. Çok mutsuz olan oldum. Aykut, sen ne düşünüyorsun? Senin hocam nasıl? Ben biraz mutsuz oldum açıkçası ya uzaktan eğitimde. Benim pek hoşuma gitmedi. Ben yüz yüze eğitimde çok iyi anladığımı düşünüyorum. Hocayı yüz yüze dinlerken. Uzaktan dinlerken o yüz yüzedeki olduğu gibi konsantremi veremedim. Yani derslerimin hepsini geçtim gene tabii. O ayrı da şey ama yani bu yüz yüze olan eğitimdeki gibi şeyi alamadım. Verim yok. Verim düşüyor. Evet. İster istemez düşüyor. Ben çok de kötü düştü hem de. Ama herhangi bir kendime kattığım ders anlamında tabii biraz daha aşağıda kalıyor. Şöyle benzetebilir miyiz? Hani sanki kuru kuru karın doyurmak diye bir laf vardır ya. Hani böyle açık büfe bir ortam sağlayacakken belki bir ders zenginlik anlamında bir anda, hani şey değil tabii, kesin de gıda küçümsemek anlamında demiyorum ama bazen bir yanında çay bile olmadan bir simit atıştırırsınız ya, açlığınız yatışsın diye. Sanki dersler de kuru gibi. Öyle oldu. Oldu, evet. Mesela ben hiçbir uygulama dersimi yapamadım. O çok üzücüydü çünkü orada hep beraber performans sergiliyoruz. Mesela yaratıcı dramayla yapıyoruz bazı dersleri. Okul, sınıf bir tiyatroya dönüşüyor. Düşünseniz o derslerin hepsini kalkıp teknik, o slide'la falan anlatılacak şeyler değil ki onlar. Mümkün değil. Aktaramam zaten, hani doğasına aykırı, oralarda çok zor oldu. Dolunay... Hocam bence ders yükü çok arttı. Evet. Evet. Yani iki sınava girip geçeceğimiz derslerde onlarca ödev yaptık. Her hafta yoklama verdik. Zoom üzerinden yoklama verdik ki internet olmuyordu. Elektrik gidiyordu. Oluyordu. Haklısın. Böyle şeylerde. Doğru. Ve hocalar da her ne kadar çok anlayışlıyız, hani anlamaya çalışıyoruz dese de onlar da bunaldı sanırım ve hiç anlayış göstereniyle ben karşılaşmadım açıkçası. En azından Boğaziçi'nde. Hatta böyle online sınava giriyoruz. Zoom açıyorlar. Hem seni görüyorlar. Hem ekran paylaşımı yapıyorsun, oradan sekmeleri görüyorlar. Kopya çekiyor musun, çekmiyor musun, bunu kontrol ediyorlar ki çekmeyecek olsan bile üstünde çok büyük bir psikolojik baskı yarattığını düşünüyorum ben. Anladım. Bizde biraz daha farklıydı. Biz açıkçası arkadaşlar online sınav yapmadığımız için, hepimiz ödev verdiğimiz için hani o ödevleri kendilerinin yapmış olduğuna resmen sanki hani dua ederek geçirdik. Tabii anlaşılıyordu da. Çünkü biliyorsunuz profesyonel yardım almak için de başkasına yük atanlar da var bu süreçte. Orada da en çok kendisine zarar veriyor tabii uzun vadede aslında. Yani hani hepimiz kanabiliriz, aman geçebilir. Ama mesele geçmek değil işte bir dersi. Onu demek istiyorum. Yani farkınızı koymak için, evet kabul ediyorum hepimiz öğrenci olduk. Bazı belki dersler, bazı ödevler belki bizlere kendimizi çok geliştirecek bir şeyler katmadı. Ama bazıları hakikaten çok farklı şeyler katmak için, bir mantığı olduğu için o şekilde veriliyor. İşte onları yapılmaması da, kişinin kendisini yapmaması da ona çok büyük bir negatif etki. Ama şimdi aslında belki şöyle bakmak lazım arkadaşlar olaya. Şu bugünün insanının soracağı kendine temel bir takım şeyler var. Bir tanesi, ben birey olarak neden bu dünyadayım ve ne fark koyacağım? Bu çok önemli bir soru. Ne yaparak başkalarından kendimi ayırt edeceğim? Bu şey değil, rekabet alanı anlamında değil. Yeteneğinizi koymanız, sevdiğiniz bir işi yapmanız anlamında. Mesela belki Aybike, sen matematik öğretmenlerinin bugüne kadar sana yaptıkları, senin de hoşuna gitmeyen işleri öğrencilerine yapmayarak, farklı bir öğretmen olarak matematik sevdirerek öğretme misyonu edinebilirsin. Olabilir. Evet. İşte onun için diyorum, şu an hepimizin yapması gereken şeylerden biri o. Ben ne için buradayım? Bu dünya artık hem mekanik hem de hani beşeri unsurlar anlamında farklı bir yere doğru gidiyor. Baksanıza herkes başka bir şey konuşuyor dünyanın şu an geleceğiyle ilgili. Evet, 2000 yıl belli bir şekilde seyretti. 2020 ile birlikte başka bir kulvara sanki geçiyor. Biz işte çocukken jetgiller vardı. Jetgilleri izlediğim zaman ben, sizler hani
belki izlememişsinizdir ama biliyorsunuzdur. Ben yetiştim hocam ona. Yetiştim mi? Yetişmemeni umuyordum ama yetişmiş. Yetkilileri izlerken ben hep hani o evdeki robot falan, hani babanın çantası hem araba hem şey şu bu. Ben aynı zamanda inovasyon yönetimi anlattığım için hani bir tarafım hep teknolojiyle iç içe. Hep onu diyorum, evde bir robot bazen iyi ama her şeyi ben yapabiliyorsam o robotu iyi. Yani hani hiçbir şeyde ben kendimi geliştirmiyorum. Her şeyi ötekine yığıyorum. İşte bu ödev yaptırma meselesi de öyle. Yani teknoloji siz de bir şeyleri yapabiliyorsanız harika bir yardımcı insana. Yani hakikaten şimdi bir düşünüyorum, mesela binaların camları silinecek. Bunu niye bir insan silsin? O işleri o yaparken önemli olan bizim o insana ne yaptıracağımız. O arkadaşın o işletmede neyle ya da o öğrenci arkadaşın o ödevi başkasına yaptırdıysa da neyle vakit geçirdiği. Diyorsa ki bana, ben müthiş bir yazılım ve aplikasyon işine girdim. O ödeve zaman ayıracağım yere bilmem ne yarışmasına proje yetiştiriyordum. Vallahi söyleyeyim, takdir ederim. Anlatabiliyor muyum? Ama diyorsa ki yataktan bile çıkamam, uyuyorum, dersi de sonra 5 dakika izliyorum. İşte o olmuyor. O zaman biz kendi elimizle sisteme hiçbir şey yapmak istemeyen bir arkadaşı daha yolluyoruz. Dünyanın da buna çok ihtiyacı yok. Ve dikkat ederseniz de virüs hiçbirimizi çoluk çocuk tanımadan, işte orada da eşitledi, kırıyor. Çünkü ölümlülük var sonuçta, hepimiz için çok geçerli bu. O dilimi nasıl geçireceğim? O dilimde ne yapacağım? Neyle kendimi var edeceğim? Bunu gerçekten yeniden sormak lazım sanırım.